Adım Murat. Yıllarca kötü bir insan olarak yaşadım. Yanlışla dolu bir dünyanın içinde kul hakkı nedir bilmeden geçti bütün ömrüm. Bırakın insanları, şu bizim evin önündeki kedilerin, bahçedeki ağaçların bile üzerimde hakkı vardır. Sırtımda tonlarca günah birikirken geride yüzlerce hak sahibi bıraktığımın farkında bile değildim. Ama bir gün babamın cenazesinde yaşadıklarımdan sonra her şey değişti. Her şeyi kuşatan o sonsuz rahmet kapısı benim için de açıldı. Artık bambaşka biriydim. Üzerimdeki kul haklarından kurtulmaya, yaptığım bütün kötülükleri telafi etmeye işte o gün karar verdim. Şimdi tanıdığım herkesten helallik istiyorum. İbrahim abi. İbrahim abi. Merhaba Murat. Ben bırakırım seni. Gerek yok. Bu arada benim yerime bir usta bakıver. Niye abi? Ben çalışamayacağım artık. Sağlıkla mı ilgili? Yalanı sevmem Murat. Sağlığım fena değil. Ama biz seninle yapamayacağız. Ben kaldıramıyorum artık. Hadi kal sağlıcakla. Oğlum, yesene. Canım istemiyor. Hayırdır inşallah. Hayırlı günler Melek anne. Beni tanıdın mı? Latif ben. Murat'ın askerden arkadaşı. Latif, hoş geldin. Almanya'da değil miydin sen? Kesin dönüş mü yaptın? Kesin dönüş değil de kesin kalış diyelim. Bizim memlekette insaniyet kalmamış Melek anne. Artık buraya dönüşümüz olmaz. Murat evde mi? Murat? Latif. Ben geri döndüm Murat. Ben paraları, bütün paraları ben aldım.
Elif'ten sakladım. Mektupları Elif'e hiç vermedim Latif. Haberi yoktu onun, benim yüzümden. Hepsi benim suçum. Benim suçum. Ben... Oğlum, iyi misin? Yine ne oldu? Garip bir şey oldu. Ama bak korkutuyorsun beni. Murat, ne oldu ya? Latif. Murat, iyi misin sen? Ben seni şey zannettim, şey. Neyse, Melek anne anlattı. Bu aralar çok yoruluyormuşsun, ondandır. Latif. Latif. Sana anlatmam gereken bir şey var. Bu kağıtlar ne? Anlatınca öğreneceksin. Almanya'ya gittiğin günü hatırlıyor musun? Murat kardeş, Elif sana emanet. Biliyorsun ne köyde ne şehirde kimsemiz var. Benim ona bıraktığım parayla idare eder şimdilik. Ama yol bilmez, iz bilmez. Sen yine de sahip çık. Ben Almanya'ya gider gitmez yağ çaresine bakar para gönderirim. Gözün arkada kalmasın kardeşim. Biz asker arkadaşı değil miyiz? Hadi git sen selam. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle Latif. Güle güle. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Burası mı? Burası. Murat abi. Burası senin için daha iyi, daha iyi. Hadi. Hem para biriktirirsin. Tek başına ne yapacaksın o evde? Peki Murat abi. Latif'in haberi var mı? Olmaz mı Elif? Ayarladım ben her şeyi. Allah hadi. Razı olsun. Hadi hadi. Üzerimdeki hakkınız büyük. Onun için telafi etmek istiyorum. Kağıtlar filan neyse de sen başka bir şey mi duydun? Yok. Bak, bana yalan söylemene gerek yok. Elif benim bütün mektuplarıma cevap verdi. Ne? Yazdığım her mektuba cevap verdi. Mektuplar eline hiç ulaşmadıysa nasıl cevap yazdı peki? Ama vallahi billahi ben aldım mektupları. İçindeki paraları da. Arkadaşım, ben üzüleceğim kadar üzüldüm. Daha fazla üzülemem. Ne diyeyim? Bak bu kalp var ya, taş oldu, taş. Çok sevdim ama sevilmedim. Evet, belki 20 tane mektup yazdı ama sadece aç gözlülüğünden. Her seferinde daha fazla para gönder deyip durdu. Gönderdim. Ama hep 250 avro çıktı mektubun içinde.
Ne 250'si, ne 300'ü, ne 500'ü. En sonunda beni tehdit etmeye başladı. Ne tehdidi? Giderim dedi. Bir adam var, ona kaçarım dedi. Ben de bıraktım ucunu. Hayattan da, insanlardan da, memleketten de soğudum. Kurdum orada düzenimi. Neyse. Onu bunu boş ver de benim Elif'i bulmam lazım. O zaman niye arıyorsun onu? Boşanacağım Murat. Dedim ya, taş oldu artık bu kalp. Bir kere sevdik, onda da hüsran oldu sonumuz. Ne yapalım? Kader. Şimdi onu bulmam lazım. Nerede olduğunu bilirsen bir sen bilirsin. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Her şeyin sorumlusu benim. Keşke yüz yüze görüşebilseniz de her şey farklı olsa. Murat, derdini anlıyorum ama olanların seninle bir ilgisi yok. İçin rahat olsun. İlle de hakkını helal ettirmek istiyorsan bana Elif'i bulmam için yardım et. Acele etmesen. Bir kere daha düşünsen. Bırak bu işi Murat. Sen bana onu bulmam için yardım et sadece. Şimdi bana müsaade. Başka işlerim var görülecek. Elif'in yerini bulursan bu otelde kalıyorum. Murat. Elif nasılsın? Çalışıyorum. Benim sana bir diyeceğim var Elif. Latif burada, Türkiye'de. Bana ne? Bak Elif, Latif sana ulaşmaya çalıştı. 6 senedir bana bir satır mektup yazmayan adamdan... O sana yazdı Elif. Para da gönderdi. Ben aldım hepsini. Sana da yok dedim. Bütün hata bende yani. Artık mühim değil. Nasıl mühim değil? Ne olur bir kere görüşün. Belki... Hiç boşa nefes tüketme Murat. İnsan bir uçağı atlayıp gelmez mi? Arayıp sormaz mı karısını? Merak etmez mi? Diyelim sen yanlış yaptın. Ama o hiç öldün mü? Kaldın mı? Sağlığım sıhhatim nasıl? Merak etmedi bile. Ama sen de ona yazmışsın. Tehdit etmişsin. Ne tehdidiymiş o? Para istemişsin. Parayı göndermezsen... Yalan! Toptan yalan! Tek satır yazmadım. Yazamadım. Yalan söylemesin. Sen bu işe karışma Murat. Benim görülecek bir işim var. Sonra herkes yoluna. Ama benden habersiz yerimi söyleyecek olursan... Öte tarafta iki elim yakanda olur ona göre. Ben dedim ona dedim. Dükkanı boşlama dedim. Bak İbrahim Usta'yı da kaçırdı sonunda. Sen çok konuşuyorsun. Murat amcam niye yok? Gelsin artık. Murat amca. Hah, Süpermen de geldi sonunda. Dur bir dakika Efe. Anne kolay gelsin. Sağ ol oğlum. Çıktı mı kanatların filan? Bakayım. Yok, daha çıkmamış. Suna yeter. Ben okula gidiyorum. Oğlum, bak Efe seni bekledi. İlk iki dersi boşmuş. Murat amcamla gideyim okula dedi. Hadi. Efeciğim, canım benim. Beni affet ne olur. Bir dahaki sefere mi? Kafam hiç yerinde değil. Zaten ne zaman yerinde oldu ki? Yürü Efe, yürü. Ben götüreyim seni okula. Oğlum. Neyin var senin? Bir yuvayı yıktım. İki insanın 6 senesini elinden aldım. Bilmiyorum. Şimdi de ikisinin arasında sıkışıp kaldım. Birinin dediğini yapsam ötekine hakkım geçecek. Yok, ötekinin istediğini yapsam... Of Allah'ım. Of bana yardım et.
Ne haber ya? İyilik senden. Ne olsun? İşler nasıl fırında? Ah, sorma şekerim. Çok yorucu işler ama ne yapalım? Aman iş olsun da. Hadi şuradan dikkatlice geç karşıya. Zaten bir şey kalmadı. Hadi şurası okul. Gel kız. Git bir daha konuş oğlum. Meseleyi anlamaya çalış. Ya birini ikna edeceksin ya ötekini. Hemen yılma. Haklısın, haklısın ama anne. Durum o kadar karışık ki. Biri benden tehditle bir sürü para kopardı diyor. Diğeri ben mektup falan yazmadım diyor. İkisinden biri yalan söylüyor ama hangisi? Şuna bak. Harika. Nasıl, iyi mi? Keyif alıyor musun? Çok güzel, çok eğleniyorum. Zincirlere asılmak yok. Tamam. Hey! Aferin size. Elif Hanım. Merhaba Tarık Bey. Merhaba. Buyurun. Kusura bak. İbrahim abi. Abi ne yapıyorsun? Ne yapayım, çalışıyorum. İş bulamayınca. Alışmışız da. Öyle boş boş durmak bize yakışmaz. Abi senin yerin belli. Dükkan sensiz boş. Böyle olmaz, sen burada perişan, biz orada. Gel konuşalım, biz senin evladın sayılırız. Hata yapabiliriz. Büyükler de affeder. Öyle değil mi İbrahim abi? Gitmem lazım. Sonra konuşuruz. Konuşmaya başlayınca umutlanmıştım. Çok teşekkür ederim Tarık Bey. Allah razı olsun. Rica ederim. Görevimiz. Babamın yanına gidiyoruz. Gördün mü? Bak bu uçak. Çok güzel canım kızım. Başka resimler de yaptın mı canım kızım? Getir bakayım hadi. Bakar mısınız? Çok güzel. Bazı gelişmeler var. Tarık Bey söz etti mi bilmiyorum. Elif'in kızını alması mümkün olacak. Ama o kadar alışmıştık ki Büşra'ya. Kendi kızımız gibi. Gerçi neticede biz sadece koruyucu aileyiz. Siz annesiniz. Şartlarınızı oluşturmuş olmanıza sevindim. Elif'in durumu bundan 4 yıl evveline göre çok daha imkanlı. Sigortası var, maaşı da yükseldi. Eşinin de katkısıyla sıkıntı çekmeyecek inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Tarık Bey de sosyal hizmetlerle ilgili gereken işlemleri halledecek. Ben Büşra'yı sık sık getireceğim ziyaretinize. Hiç şüpheniz olmasın. İnanın, söz veriyorum. Kızım. Anne bak. Bu babam, bu da sen. Benzemiş mi? Benzemiş kızım. Anne. Anne. Yavrum, canım kızım. Bunu unutmuşsun. Hani duvara asacaktın. Tamam canım benim. Yarın yine gel. Tamam.
Elif. Murat. Biraz konuşsak iyi olacak. Elif, ben seni eve bırakayım. Tarık Bey, Murat eşimin çok yakın bir arkadaşıdır. Tarık Bey de sosyal hizmetler müdür yardımcısı. Murat bırakır Tarık Bey, siz zahmet etmeyin. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim, haberleşiriz. Beni takip mi ediyorsun sen? Bırak bunları Elif. O kız senin mi? Evet, benim kızım. Peki ya babası? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Kızımın babası Latif. Ben hayatım boyunca Latif'ten başkasını sevmedim Murat. Ama o ne yaptı? Gitti. Latif'in kendi kızından haberi yok ama. Yok tabii. Aradı mı? Sordu mu? Geldi mi? Yok, yok, yok. Bak, kızımı başkalarının yanına vermek zorunda kaldım. Sefil oldu. O da benle sefil oldu da kıyamadım. Ama o Almanyalarda gününü gün etti. Sen hala bana Latif'i mi savunuyorsun? Yahu mektupları ben çaldım diyorum sana Elif. O da bunu fırsat bildi. Senin günahın birse onunki bin. Ama bir evladı olduğunu bilmeye hakkı var. Onun hiçbir şey bilmeye hakkı yok. Bak, kaç yıl sonra memlekete gelmiş. Eminim beni boşamaya gelmiştir. Ama yok, kızımı alıncaya kadar boşanmayacağım. Olmaz. Bunca yıl sabrettim. Şimdi onun yüzünden kızımı kaybedemem. Boşanırsam Büşra'yı bana vermezler. Anladın mı beni Murat? Latife hiçbir şekilde nerede olduğumu söylemeyecek, tamam mı? Buyurun. Evet, geç. Buyurun. Geç bakalım. Ama kaybetme. Bu para yetmez ufaklık. Ama başka yok ki. Dur bakalım o zaman. Bir daha sefere sıra senin. Geç sen şöyle. Efe, sen ne yapıyorsun burada? Oyuncağa bineceğim. Okul saati değil mi şimdi? Okula gitmediysen bindirmem ufaklık. Önce ders, sonra oyun. Tamam mı? Bak, amca ne diyor? Okula gitmeyenlere yok. Hadi bakalım, benimle geliyorsun. Hadi amca. Hadi, güle güle. Geç bakalım. Şu arkaya geç. Of, of. İşler karıştı yine. Evet Murat. Karıştı ama bu tarafta karıştı. Saat kaç? Efe nerede? O kaç olmuş? Oğlum, İbrahim abin gitti. Beni diktin buraya. Efe ile de ilgilenmiyorsun. Ne olacak? Bak oğlum, hak haktır. Büyük küçüğü olmaz. Bazı hakların peşine düşüyorsun ama çok yakınındakileri görmezden geliyorsun. Tamam, tamam, dur anne, söylenme. Ben hemen gidip Efe'yi bulayım. Efe. Hoş geldin Melek. Merhaba Melek teyze. Hiç de hoş gelmedin Murat. Efe'yi ta nerelerde buldun? Okula da gitmemiş. Neden gitmedin okula? Beslenme çantam yoktu. Ben bir İbrahim abiye bakayım. Haklısınız. İyi de İbrahim efendi, ben ne yapayım? Bir şey yap demiyorum ki. Sadece bu aylık böyle oldu. Ama sen hiç böyle yapmazdın İbrahim efendi. Ne o abi? Bir sıkıntın mı var? Yok bir şey. Para durumu mu? Hallederiz abicim. Ben uğrarım sana. Hadi eyvallah. İbrahim abi, halletseydik. Bak Murat, sen beni tanıyamamışsın anlaşılan. Burada benim mahallemde 40 yıldır alışveriş yaptığım esnafın yanında hiç hoş olmadı bu. Ayrıca bu yaşıma geldim, hiç minnet altına girmedim, bunu bilesin. Ben sadece yardım etmek istedim. Dünya senin etrafında dönmüyor Murat. Biz de kenarında yaşıyoruz. Estağfurullah. Kal sağlıcakla. Efendim, kimliğinizi alayım. Buyurun. Şuraya da bir imza atarsanız. İyi günler. Tabii, tabii.
Latif Semerci ile görüşecektim. Bir saniye. Bir şey mi buldun Murat? Evet. Ama zannettiğinden farklı. Söyle Murat. Ben alışkınım acı haberlere. Söyle. Latif. Senin bir kızın var. Nereden biliyorsun? Karımın yerini bilmiyorsun ama bir çocuğum olduğunu biliyorsun, öyle mi? Sen geldikten sonra birkaç kişiden soruşturdum. Eski evin oralardan. Bir kız çocuğundan bahsettiler. Ya Elif? Taşınmış. Nerede olduğunu bilmiyorlar. Hı. Latif, iyice zorlanıyorum. Çok acil para göndermen lazım. Gönderdiklerin yetmiyor artık. Her seferinde bunu söylemekten bıktım. Sana son kez söylüyorum. İstediğin parayı göndermezsen başım çaresine bakmak zorunda kalırım. Umarım uyarımı dikkate alırsın. Elif. Olamaz. Çeneni yorma boşuna. Başının çaresine bakmış demek. Bu çocuk meselesi her şeyi açıklıyor işte. Neyse. Ben alıştım artık kalbimin kırılmasına, ihanete. Böyle söyleme Latif. Elif'i tanımış olman gerekir sonuçta. İdamlık adamın bile son bir savunması alınır en azından. Ben artık tanıdığım hiç kimseye güvenmiyorum Murat. Baksana kadın yer yarıldı, içine girdi sanki. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Neyse, bir haber alırsan bana da söylersin. Kafam almıyor anne. Ne oldu yine? Adam dinlemiyor anne. Takmış kafasına boşanacak. Dur hele canım. Daha iş sona ermemiş. Hem sen yapabileceklerinin hepsini yaptın mı? Sen üzerine düşeni yap. Hayır Allah'tan. Tabii Allah'tan. Ama işin içinde bir yalan var. Mektuplar. O mektupları Elif yazmamış yani, öyle mi? Evet. O zaman belki kimin yazmış olabileceğine dair bir fikri vardır. Sen de mi Murat? Sen de mi aldattın beni? Neden? Bakın burada bir yanlış anlaşılma var. Bakın. Bakacak bir şey yok. Keşke beni sadece sen kandırmış olsaydın ama... Ama ne? Söyle. Ha? Ne? Ama ne? Bir de bilmezden geliyorsun ha? Hayatımı bir yalana çevirdikten sonra hem de. Neyse bu bahisleri geçelim. Seninle aramızda kuru bir yeminden başka hiçbir şey kalmadı. Onu beni bir başıma beş parasız bırakırken düşünecektin sen. Ben seni beş parasız bıraktım ha? Kim bıraktı? Ne istediysen vermeye çalıştım. Sabahlara kadar çalıştım. Hep sıla hasretiyle. Ama bitti artık. Kendimi kandırdığım yeter. Boşanacağız. Hayır, boşanmayacağım. Boşanmayacağım. Neden? Ne çıkarım var bu sefer? Para mı istiyorsun boşanmak için ha? Üç kuruş için yuvanı yıktıktan sonra enkazına da mı para istiyorsun? Al o zaman. Al. Yeter ki bitsin bu eziyet. İstemiyorum senin paranı pulun, defol buradan. İstemiyorsun ha? İstemiyorsun öyle mi? Bunlar ne o zaman ha? Benden para koparmak için söylemediğini bırakmadığın mektuplar. Al. Hı. Bitti artık, bitti. Ne yapsan kâr etmez. Elif. Bu mektuplar hakkında konuşmamız lazım. Benim o adamla ilgili konuşacak hiçbir şeyim yok. Ama bu mektuplar
Bunların bir açıklaması olmalı. Elif. Kim? Kim yapabilir böyle bir şeyi senin çevrenden? Ne bileyim ben. Benim kimim kimsem yok ki. Bilmiyorum Murat. Umurumda da değil ayrıca. Ama onun istediği olmayacak. Kızımın geleceği için ne gerekirse yapacağım. Boşanmayacağım. Boşanmayacağım. Latif, artık dayanamayacağım. Çok acil para göndermem lazım. Latif, nasılsın? Ben iyi olmaya çalışıyorum ama geçinmek zor. Şehir yerinde bir sürü masraf oluyor. Latif, geçen sefer gönderdiğim parayla evden çıkamadan geçirdim bütün ayı. Hepsi aynı. Hepsi para için yazılmış. Kimin işi bu Allah'ım, çıldıracağım. Hadi be abicim, yaylan. Neden yaylanayım kardeşim? Dün de burada durdum ben. Dün ben yoktum da ondan, hadi yaylan dedim, uzatma. İyi işte, bugün de ben dururum evladım, ne var hadi bunda? Hadi uzatma dedim, hala yaylan, konuşuyorsun yaylan dedik ya. Sana. Hadi be. Hadi. Ben sana hesap vereceğim. Yapmayın lan. Nasıl bizim, anladın mı? Yapmayın. Abi ben bir şey yapmadım abi. Abi yapma abi, ne olur dur. Ne olur abi. Abi dur, yapma. İbrahim abi. Abi. İyi mi? İyi gibi. Gibisi ne? Yine spazm. Bunların tekrar etmemesi lazım. Ama adamcağız sokaklarda. Hem de kış vakti. Ne yapayım? Bir türlü ikna edemedim ki Merve. Biraz geç kaldın ama. İbrahim abi gibi sabırlı bir insanı bile çileden çıkarttın. Tebrik etmek lazım seni. İbrahim abi buradayken... Murat. Bugün yaptığın kabalığı kim olursa olsun yapmamalısın. Çok sinirlenmiştim. Ayrıca çok param varsa... git fukara doyur. Yere atmak marifet değil. Neyse, ben buraya başka bir şey için geldim. Kızını görmek ister misin? O benim kızım değil. Peki ya senin kızınsa? Elif doğru söylüyorsa? Adı Büşra. Bisiklete binen mi? Evet. 1,5 yıldır koruyucu ailenin yanında kalıyor. Elif'in durumu kötüleştiğinden beri. Bak Latif, ben seni zorlamak için söylemiyorum. Hakkımızda hayırlısı neyse o olur. Ama bu aile eğer bir araya gelecekse... ancak senin sayende olur. Bunu biliyorsun diyeyim. Ama Murat... Büşra'nın kendi ailesiyle olması gerekmez mi? Haksız mıyım? Haklısın Murat. Ben gurur yaptım sanırım. Artık bir şey yapmalıyım. Kızımın başka bir ailenin yanında kalmasına müsaade edemem. Ciddi misin? Tabii ki ciddiyim. Benimki sorumluluktan kaçmakta aslında.
Ama sayende kaçamadım işte. Ailemi bir araya getireceğim Murat. Merak etme. Karımla yine eskisi gibi olacağız. Gitmeden önceki gibi. O zaman hadi Elif'e gidelim. Bu dargınlık daha fazla uzamasın. Dur Murat. Sen bizim için yeterince şey yaptın. Bundan sonrasını ben hallederim kardeşim. Hakkım sana helal olsun. Karımdan oldum derken şimdi bir de çocuğum var. Daha ne diyebilirim ki sana? Abi geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Gidebilir miyim artık? Tabii ama biliyorsunuz bu ikidir nükseden bir rahatsızlık. Biliyorum kızım, biliyorum. Biraz daha dikkatli olsanız. Nasıl yani? Yani dışarıda fazla durmasanız, yorulmasanız daha iyi olacak. Ama kızım ekmek parası. Ben de onu diyecektim. Ne güzel işiniz vardı abi. Yine dönseniz Murat'la birlikte fırın... Hadi kızım kal sağlıcakla. Murat, benim birkaç işim var. Hem seni de çok oyaladım. Müsaadenle. Ne demek Latif? Daha Türkiye'desin nasıl olsa. Hı-hı. Görüşürüz. Hı-hı. Görüşürüz tabii. Hadi eyvallah. Eyvallah. Hı-hı. Büşra? Baba? Beni tanıyorsun. Sen benim babamsın. Annene gidelim mi kızım? Olur, nerede annem? Niye gelmedi buraya? Bizi bekliyor. Hadi gidelim. Kolay gelsin. Hayrola? İşte anne, çocuklar. Allah'ın büyük lütfu. Latif kızını görünce yelkenleri suya indiriverdi. Allah Allah. O mektuplar ne oldu? Orası karışık hala. Ama olsun. Barıştılar artık. Oğlun da emrine amade şu andan itibaren. Marifet sanki. Emrime amadeymiş. İyi günler, nasılsınız? İyiyiz Elif, sen nasılsın? Sağ olun, Büşra'yı görmeye geldim. Şuradaydı, arkadaşlarıyla oynuyordu. Oyuncağı da burada ama. Yavrum, Büşra nerede? Gitti. Aa, nereye gitti? Babası geldi, gittiler. Nasıl? Ne zaman geldi aman Allah'ım? Biz kimseyi görmedik, nasıl olur? Bunu da yaptı. Sonunda bunu da yaptı. Ama ben biliyorum. Bunların hepsine kimin sebep olduğunu biliyorum. Murat! Buyurun. Elif, ben de seni görmek istiyordum. Neden? Ne kadar aptal olduğumu yüzüme vurmak için mi? Ne istedin bizden? Ha? Ne istedin kızımdan? Elif, ne oluyor? Kaçırdı kızımı. Ne? Kim bilir neyin peşinde o Latif olacak herif. Hepsi senin yüzünden, senin yüzünden. Dur Elif, yardım edeyim. Nasıl yardım edeceksin? Ha? Şimdiye kadar ettiğin gibi mi edeceksin? Latif'in kaldığı oteli biliyorum. Hadi acele edelim. Latif Semerci'yi görmemiz gerekiyor hemen. Odasında Latif Bey ayrıldılar efendim. Ne? Ne? İki saat önce ayrıldılar. Yanında kızıyla birlikte. Hay Allah! Ne yapacağız şimdi? Her şeyi biliyordun. Bunu da bil. Ha, ne yapacağız? Ne olur yardım edin amirim. Adam resmen kızını aldı kaçtı. Oğlum hem kızı diyorsun hem kaçırdı diyorsun. Ya bir insan kendi kızını niye kaçırsın? Almış kızını gitmiş işte. Ama amirim durum öyle değil. Çok daha karışık. Adam Almancı. Ya o ne biçim laf öyle, Almancı, simitçi der gibi. Şuna adam Almanya'da çalışıyor desene. Ayrıca orada vatandaşlık falan aldıysa o işe Interpol bakar, biz değil. Sen oraya gideceksin hadi. Yok yok, daha vatandaşlık almamış. Zaten o yüzden karısından boşanmak istiyor, Alman vatandaşı olmak için. Bu arada da kızını kaçırıyor. Karısı nerede peki? Bizim evde, eve bıraktım. Oğlum sen ne tuhaf adamsın ya. Ne işi var adamın karısının senin evinde? Amirim dedim ya, hikaye çok karışık ya. Bunlar aslında birbirlerini çok seviyorlar. Boşanmak da istemiyorlar.
Konuyu ne kadar dağıttığının farkında mısın ha? Oh. Ben boşanma avukatı mıyım? Ulan el deliye biz akıllıya hasretiz be. Ne olur yardım edin. Kız adamın kızı ama yaptığı iş yasa dışı. Bana bak. Eğer bu işte fiyasko çıkarsa... Bir daha sakın gözüme görünme Murat Efendi. Niye yemiyorsun? Köfteyi seversin sen. Ne? Aslında en sevdiğin yemek İmam Bayıldı ama dokunuyor. Askerliğini de Diyarbakır'da yapmışsın. Baban da yani benim dedem çiftçiymiş. Bildin mi? Evet bildin ama nasıl bildin? Annem anlatıyor. Annem hep seni anlatıyor bana. Sahi mi? Sahi ya bak. Bunu da annenle çektirdiniz değil mi? Burada annem çok güzel. İyi al. Başka resimler de var ama annemde. İyi tamam anneni anlatıp durma. Niye ama? Tatlı da yiyecek misin? Babalar böyle yapmaz. Nasıl yapar? Böyle yapmaz işte. Kızmaz. Tamam kızmadım. Gerçekten mi? Gerçek tabii. Tatlı da yiyelim mi? Olur. Hadi koş. Hadi daha hızlı koş. Hadi koş. Teşekkür ederiz. İyi günler. Yine bekleriz. Annem nerede? Bilmem. Nasıl bilmem? Hani anneme gidecektik? Evet canım annene gideceğiz. Ama bilmem dedin. Canım lafın gelişi. Lafın gelişi ne demek? Büşra'cığım çok soru soruyorsun. Güven babana. Her şey yoluna girecek. Anlaştık mı? Anlaştık babacığım. Aferin benim güzel kızım. Gel hadi. Dikkat etsene tepeme mi çıkacaksın? Affedersin kardeşim. Allah Allah. Affedersin. Ne insanlar var ya. Büşra? Büşra! Büşra neredesin? Kızım! Büşra! Neredesin? Nerede bu çocuk? Çocuklar uslu durun. Zincirlere asılmayın. Aferin. Çok güzel bu. Elma tutsana. Ben de binmek istiyorum. Paran var mı? Kaç para buna binmek? 3 lira. Ama benim param yok. Benim de. Peki ne yapacağız? Eve gidelim. Murat amcam bize para verir. Tamam. Hadi gidelim. Burası neresi? Ne taraftan gideceğiz? Efe? İbrahim amca! İbrahim amca! Oğlum ne işin var senin burada? Sen de kimsin? Büşra. Allah'ım, Allah'ım aklıma mukayyet ol. Eğer kızımın başına bir şey gelirse ben bu vicdan azabıyla yaşayamam Melek anne. Allah'ım bizim yanlışlarımızdan dolayı kızımın başına gelebilecek felaketlerden koru ya Rabbi. Koru. Kızım, Elif, biraz sakinleş kızım. Al şu suyu iç. Ya Melek anne istemiyorum su. İstemiyorum, anlıyorum. Sen iyi bir insansın ama senin gibi bir insanın nasıl böyle bir oğlu olur? Ben mahvoldum Melek anne mahvoldum. Niye beni buraya getirdi ki senin oğlun? Çıksam dışarıda arasam ya kızımı ha? Ne olur? Ha, lütfen Melek aman anne. Aman kızım dur lütfen. Dur. Murat gitti polise. Şimdi gelir inşallah iyi haberlerle. Gelmez. Bana hiç iyilik getirmedi oğlun. Hiç. Murat. Evet. Polisle konuştum. Arıyorlar. Her yerde arıyorlar. Bulacaklar muhakkak. Neyi bulacaklar?
bırakın beni. Ne olur bırakın gideyim bulayım kızımı. Ne olur lütfen. Bir dakika. Elif. Kızım. Elif dur bekle. Kızım. Yavrum. Anne. Oh, yavrum neredesin sen? Neredesin yavrum? Yavrum. Neredesin sen yine? Sokakta dolaşıyorlardı. Aldım getirdim. Bu kızı bilmiyorum. Allah senden razı olsun amca. Allah razı olsun. Senden de kızım. Senden de. Oh canım. Güzelim benim. Çabuk gir bakayım içeri. İyice şaşırdın sen artık. Ama ben şeye binecektim. Salıncağa binecektim. Yürü. Yok daha neler. Hadi. Murat. Oğlum İbrahim Bey'e bir teşekkür etmeyecek misin? Oh. İbrahim abi. Yavrum. İbrahim abi. İbrahim abi. Sen niye sokaktasın? Murat sen niye fırında değilsin? Her zamanki gibi her şey karıştı yine. Biliyorum. Hakkını çiğnedin. Gönlünü incittin. Önemli olan o değil Murat. Önemli olan... Abi kusura bakma. Murat! Latif. Kızım nerede? Kızım diyorsun. Neyse canım lafın gelişi. Kızım nerede? Murat! Anneciğim sen gir içeri. Kapıyı da kapat. Lütfen. Latif! Sakin ol. Murat! Gel konuşalım. Bırak! Murat! Latif! Bırak! Sakin ol! Bırak! Geldim ne var? Buradayım Latif. Buradayım işte. Ne istiyorsun? Elif içim yanıyor. Öyle mi? Niye? Sen ve ben ikimiz şu hallere düştüğümüz için. Ama düştük. Düştük evet. Ama bize yakışmıyor. O zaman bu iş burada bitsin. Git şimdi. Peki gidersen benden boşanacak mısın? Senden boşanmayacağım Latif. Yıllarımı çaldın benden. Kolay mı sanıyorsun ha? Kolay mı Çocuğumu anne, bırak. Elif. Anne, Melek anne. Melek anne. Melek anne. Bırak beni. Bırak. Bırak beni. Bırak. Latif. Bırak dedim. Bırak beni. Latif dur. Latif. Latif. Çocuğu bırak. 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 Bırak dedim. Latif. Baba. Latif Bey iyisiniz merak etmeyin. Nasıl etmem hemşire hanım? Bacağım kırıldı. O kadar kötü düşmüşsünüz ki sadece bacağınızın kırıldığına dua edin. Şimdi biraz dinlenin bakalım. Sanki başka şansım varmış gibi. İşaret parmağı. İşaret parmağı. Bence olabilecek her şey oldu. Daha fazlası olamaz artık. Bu yüzden git de konuş şu adamla. Hadi bir kere konuş. Belki birbirinize söylemediğiniz şeyler vardır. Benim artık gücüm tükendi Murat. Anlamıyor musun? Daha fazla uğraşamam bu adamla. Ne hali varsa görsün. Evet. Yalan söyleme. Gerçekten böyle düşünseydin buraya kadar gelmezdin. Benden önce koştun hastaneye. Konuşsam ne değişecek ki? Konuşmasan ne değişecek? Bak, seni rahatlatacaksa kızını anneme emanet. Bana değil. O senin kocan. Muhakkak birbirinize söyleyeceğiniz iki çift sözünüz vardır. Babama selam söyle anne. Elif. Niye şaşırdın bu kadar? İnsan kocasını ziyaret edemez mi? Edersin tabii ama. Geçmiş olsun. Canın yanıyor mu? Senden ayrıyken geçen zamanda yandığı kadar değil. Yine başladın edebiyat parçalamaya. Yok, parçalamıyorum. Hayır, merak etme. Etmiyorum ki zaten. Seni niye merak edeyim ki? Hiç mi etmedin? Ne bileyim,
Belki etmemişimdir. Yalan söyleme. Ben bile seni merak ettim. Her şeye rağmen. Mektuplarda yazdığın o rezalet şeylere rağmen. Ne mektup? Ne yazmışım ben mektuplarda? Sen daha iyi bilirsin onları. Nasıl? O adam iyi mi? Biz seninle bahçeye çıkalım. Ne adamı Latif? Neler saçmalıyorsun sen? Ben sana öyle şeyler yazmadım. İspatla o zaman. İspatla. Neyi ispatlayayım? Ben senin ne dediğini anlamıyorum Latif. Sana neyi ispatlayabilirim? Bilmiyormuş gibi yapma Elif. Bilmiyormuş gibi yapma. Yüreğimi yaktın sen benim. Kalbimi söküp alaydın daha iyiydi. Bitirdin beni. Madem bir şey söylüyorsun açık açık söyle o zaman. Ne diyorsun? Ne dediğimi anlamıyorsan bana yazdığın mektuplara bir daha bak. Bir daha. Ya yeter. Ne mektubuymuş bu? Oo Murat Bey, fırının yolunu unutmamışsınız. Bırak Allah aşkını Suna. Bana bir torba bul, şunları koyayım. Aa, Elif ve Latif'in mektupları değil mi bunlar? Evet. Sen nereden biliyorsun bu mektupları? Ne bileyim canım, öyle söylüyorum işte. Ben ne bilirim bu mektupları? Suna. Suna konuş. Konuş yoksa elimden bir kaza çıkacak. Sana inanmıyorum tamam mı? Bana hala mektup diyorsun, yalan söylüyorsun. Bilmiyorum ben mektup filan, bilmiyorum. Elif, mektuplarla ilgili bir şeyler bilen birisini getirdim. Sizinle konuşmak istiyormuş. Hı? Başla. Latif Almanya'ya gittikten bir süre sonra ondan mektuplar gelmeye başladı. Hani siz daha önce konuşmuştunuz mektuplar Murat'ın adresine gelecekti diye. Biz o zamanlar evliydik. Dolayısıyla bizim adresimize geliyordu. Ben de günün çoğunluğunda evdeydim. Önce bir iki zarf ulaştırdık sana, hatırlarsın. Evet. Ben birkaç tanesine cevap da yazdım. Başlangıçta o cevapları da yolluyorduk sana. Devam et. Sonra bir gün ben bu zarfların içinde para da olduğunu fark ettim. Bunu söyledim Murat'a. O yıllar Murat'ın en hızlı olduğu yıllar. Nereden neyi çarparım, kimi nasıl dolandırırım, nereyi soyarım. Bütün gün bunları düşünüyor. Keşke sadece düşünmekle kalsaydım. Sonra biz bu zarfları açmaya karar verdik. Açtık. İlk açtığımız zarfın içinden 500 avro çıktı. Biz de bunu kırıştık Sunay'la. Doğal olarak zarfı sana vermedik Elif. Sonra her ay, hatta bazen 15 günde bir gelmeye başladı bu paralar. Ama bedava para kadar tatlı hiçbir şey yoktur. Bilemezsiniz. Ben kendimden geçmişim. Latife mektup yazmaya başladım. Elif'in ağzından yazdım bu mektupları. Daha çok para istedim. Daha çok geldi. Sonra biraz daha, o da geldi. İşin bu kısmından Murat'ın haberi yoktur. Murat hep 500 avro geldiğini sanıyordu. Ben ona 250 avro verip paranın üzerine alıyordum. Sonra ben istekleri arttırdıkça arttırdım. Latif daha fazla gönderemeyeceğini, Elif'in yani aslında benim daha anlayışlı olmam gerektiğini falan söylüyordu cevap mektuplarında. Ama nasıl derler, alışmış kudurmuştan beterdir diye. Ben de hazır paraya çok alışmıştım. En sonunda da... Konuşsun ha. Buraya kadar konuştun, tamamla. En sonunda da artık para artmayınca bir yalan uydurdum. Güya Elif'i seven birileri vardı. Seven ve ona daha çok para verebilecek. Ve eğer Latif daha çok para göndermezse ben o adamla... Bacım, tamam. Anladım ben. Zorlanma daha fazla. Yani... Karımın günahına girmişsin sen, anlaşıldı. Para için yakmışsın bizi. Ben çok özür dilerim. Çok pişmanım. Ne olur affedin beni, ne olur.
Elif, Elif nereye? Elif affet beni. Seni yanlış anlamışım. Gitme Elif lütfen. Bir yere gittiğim yok. Kızımızı getirdim. Sana çok kızıyordum Murat, hem de çok. Allah biliyor. Ama yeniden aile olmamızı sağladın ya. Hakkım sana helal olsun. Allah razı olsun. Eğer helal etmeseydin Allah huzurunda karı kocanın arasını açmış, perişan biri olarak çıkacaktın. Peki ben ne olacağım? Bak sana hala kalbim kırık. Onu söyleyeyim. Ne olur kalbinizin kırıklığı geçsin. Yoksa Murat beni... Ya Suna niye beni karıştırıyorsun? Niye karıştırmayayım ya? Şimdi beni affetmezlerse sen bir daha fırına sokmazsın ki. Merak etme. Artık hayata, olaylara farklı açılardan bakmayı öğrendim. Yani kovmayacak mısın? Kovmuş olsaydım karıştırdığım bu haltı bilemeyecektim. Dolayısıyla da bu hakkı helal ettiremeyecektim. İyi madem. Ben hemen işin başına geçeyim. Fırın beni bekliyor. Bak, anlaştığımız gibi. Bir gün sen refakat edeceksin, bir gün ben. Ben? Sen her gün geleceksin Büşra'cığım. Babana bakarken bana yardım edecektin ya. Tamam. Ben de fırına döneyim artık. Hı-hı. Bu Suna'ya güven olmaz çünkü. İbrahim abi. İbrahim abi. Ah Murat, ah! Yine rezil ettin beni. Hastanede yatan adamı arattım bana bütün gece. Ne adamsın ya? İnsan bir haber verir hiç olmasa. Ya bu çocuğun hiç akıllı işi yok mu? Yahu sen ne biçim adamsın be oğlum? Kaçma! Kaçma, gel buraya! Kaçma! Murat! Benden kaçamazsın, gel buraya!